Dostlar selamlar. Bu videomda sizlerle yeni bir seriye başlayarak Elektrik Öğreniyorum serisinin ilk videosunu çektik. Bu videomda sizlerle anahtarımız ile lambamızı nasıl yakacağımızı öğreneceğiz. Bir diğer tabir ile lambaya anahtar bağlamayı öğreneceğiz. Şimdi projemi sizlerle birlikte test ediyorum. Burada sigortamızı açıyoruz. Devremize enerjiyi verdik. Şu an anahtara bastığımda lambam yanacak. Bu şekilde lambam yandı ve söndü. Tesisatta boğat yerleştirdik. Kasa, duy, sigorta yerleştirdim. Bir nevi evinizin tesisatı olarak da düşünebilirsiniz. Bu sizin odanızın anahtarı, odanızın lambası, odanızın üst kısmındaki bu boğat, bu da kapınızın girişindeki sigorta kısmındaki sigorta olarak düşünerek tesisatınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Farklı videolarımızda buraya prizimizi yerleştireceğiz. Vavien tesisatı olsun veya daha karmaşık tesisatlar olsun. 3-4 tane anahtar, 3-4 tane lamba şeklinde uygulamalarımızı da yapacağız. Evet, bu videomuz bu şekilde. Sizlere birkaç bildirimde bulunacağım. Burada sigortamız bildiğiniz gibi aydınlatma tesisatında 16 amperlik sigorta kullanıyoruz. Burada 16 amper sigorta kullandım. Eklerimizi her zaman boğatta yapıyoruz. O yüzden boğatımı da yerleştirdim. Anahtarım sıva altı bir anahtar olduğu için kasamı yerleştirdim. Düşünün, duvarınızı kırdınız. Kasanızı duvarınızın içerisine yerleştirdiğiniz sıva yapıldı. Kablonuzu çektiniz. Anahtarınızı da monte ettiğinizi düşünün. Ben burada buraya bir tane de duy kullandım. Bu duyu da odanızın tavanındaki lamba olarak düşünebilirsiniz. Boğatımızdan kablolarımızı aldık. Duyumuza bağladım. Ve ampulümü yerleştirdim. Anahtara bastığımda ampulüm bu şekilde yanıyor. Anahtarımı yine aynı şekilde ampulümü söndürüyorum. Başka anlatılacak bir şey yok. Videonun devamında zaten her şeyi detaylı bir şekilde göreceksiniz. Şimdi bu anahtar ile lamba yapma uygulamasını nasıl yaptığımızı videonun devamını izleyerek hep beraber detaylı bir şekilde öğrenelim. Evet dostlar, önce malzemelerimize bakalım. Daha sonra anahtarımız ile lambamızı yakma uygulamasını sizlerle birlikte yapacağız. Biraz boruya ihtiyacımız var. Bu boru spiral boru olarak da geçer. Bunun ebatı 16 mm'dir. Tesisatta kullanacağım kablolar 1,5'luk kablo. Şu şekilde göstereyim. 1,5 mm. Şurada da yazıyor aynı şekilde 1,5 mm. Lamba tesisatı kuracağımız için kullanacağımız sigortanın amperajı 16 amperdir. Bir tane elektrik bandı. 1 adet duy. 1 adet anahtarımızı monte edeceğimiz kasa. 1 adet ampul. 1 adet anahtar. 1 adet de boğata ihtiyacımız var. Şimdi bu malzemelerimi nasıl yerleştireceğimi önce sizlere anlatacağım. Boğatımı şu en üst kısmına vidalayacağım. Duyumu alıyorum. Bu duyumu şuraya vidalayacağım. Bu anahtarımı bağlayacağım kasayı şuraya. Sigortamı da şuraya yerleştireceğim. Şimdi bunları sehpama vidalayıp hemen geliyorum. Evet, boğatımı ve kasamı yerleştirdim. Bu duyumu yerleştirmedim ki daha burada vidalarını kablolar ile bağlamadık. Şimdi yapacağım işlem bu borumu bir tane alacağım. Şu boğatımın şu alt kısmında bir kapak var. Orayı keseceğim. Bir ucunu buraya takacağım. Bu borumun diğer ucunu getirip bu kasamın şu alt kısmındaki şuradaki deliğin birini şöyle içeri doğru bastırıp deleceğim. Daha sonra buraya borumu geçireceğim.
Kasamın ve boğatımın deliklerini açtım. Şimdi bir parça hortum kestim. Hortumun bir ucunu bu kasamın deliklerinden birine, yani şu deliğe takıyorum. Hortumun diğer ucunu da getirip boğatımın şu altta delmiş olduğum deliğine takacağım. Evet, bu şekilde olacak. Hortumumdan bir parça daha aldım. Bunu şuraya takacağım. Boğatımın şu deliğine. Bu bizim sigortamızdan gelen ana hattımız olacaktır. Şunu şuradan yaklaşık bir 20 santim ebatlarında kesiyorum. Kestim. Bu bizim ana hattımız olacak. Şimdi bir parça daha hortum aldım. Bu hortumum da benim boğatım ve duyumun arasındaki bağlantıyı sağlayacak hortumdur. Şuradan bir ucunu boğatımın şu kenardaki ucuna taktım. Diğer ucunu da şöyle boğatım şuraya gelirse şuradan keseyim. Buraya da duyumu monte ederim. Bu şekilde. Hortumlarımızı, boğatımızı, kasamızı yerleştirme işlemini sağladım. Şimdi kablolarımı çekeceğim. Kablolarım, tekrar söylüyorum, 2 tane 1,5'luk kablo kullanacağım. Biri kırmızı, diğeri de mavi. 2 tane kablomu ilk başta ana gelen hattım olarak kullanayım. Bu benim ana gelen hattımdı sigorta tarafından. Buradan borunun içine yavaşça uzatıyorum. Spiral boru olduğu için biraz zor geçebilir. Ama sıkıntı değil. Burada yaklaşık şöyle bir 15 veya 20 santimlik boşluk bırakırsak bizim için idealdir. Bu arka tarafta da biraz uzun bırakacağım ben. Burası sigorta hattımıza giden yer olacak. Şimdi 2 tane daha kablo aldım. Bu da benim duyumla boğatımın arasına geçen kablo olacak. Bunu boruma takıyorum. Hop, buradan da çıktı. Bu da yaklaşık 15 veya 20 santim olması yeterlidir. Şuradan da şu şekilde keseyim. Burası da bir 10 santim olsa yeter. Şimdi anahtarıma giden kablom, yine buraya 2 tane kablo göndereceğim. Kasamın içinden çıksın. Orada bir dönemeç olduğu için biraz zor geçebilir. Ama çıktı. Evet, kasamızın içinden şu ağızdan da şöyle yaklaşık bir 15 santim çıkması yeterlidir. Yine burada 15-20 santimlik bir kablo çıkıntısı verip kesiyorum. Evet, kablo tesisatlarımı da bu şekilde çekmiş oldum. Anahtarımı, duyumu, sigortamı takmadan önce boğatımı toplama işlemini sizlere göstereceğim. Kırmızı kablo bizim faz hattımız olacaktır. Yani kontrol kalemini tuttuğumuzda ışık yanan hat olacak. Mavi kablo da nötr hattım olacak benim. İlk başta mavi kablo benim duyumun nötr hattı. Bu da ana nötr hattımız. Anahtara sadece faz hattını getireceğiz. Buradan dönüşüm şeklinde direkt duya vereceğiz. Nötr hattımı direkt bu duyuma bağlayacağım. Şöyle kabloların ikisini de bir yapayım. İkisinin boyutu da eşit. Tek seferde çekiyorum. Yine aynı şekilde bunu da tutup tek seferde çekiyorum. Ve bu iki kablomu şöyle yan yana birbirine tutuyorum. Pensem yardımı ile şöyle yakalayıp çeviriyorum pensemi. Buna düz ek derler. Şu şekilde. Hop.
Sıkı tutun. Pensenizi de iyice sıkın böyle çevirirken. Burada artık klemens kullanıyorlar bazı insanlar. Veya farklı işlemler uygulayabiliyorlar. En sağlıklısı budur. Şu uç kısmını keselim. Çünkü buraya bayağı bir tahribat verdik. Daha sonra elektrik bandımı aldım. Kablomu şöyle tutuyorum. Bu elektrik bandımı şuradan bir bant ağzı yetecek kadar yapıştırdım. Daha sonra çok açmıyorum köküne kadar elektrik bandımı. Böyle gerdire gerdire bantlıyorum şu şekilde. Ve ucunu biraz fazla geçin. Bu uç kısmını içeri doğru hop katlayın. Ve aşağı doğru devam edin yine. Ta ki başladığımız noktaya gelene kadar. Oraya geldikten sonra şöyle çekip bandınızı kopartın. Ve bu bağlamış olduğum kabloyu bu atımın içine yerleştireyim ki karşı almasın bizlere. Yerleş şuraya. Şimdi bu kırmızı kablo benim faz hattımdı. Fazımı getireceğim. Anahtarımın içine göndereceğim ilk. Bu kırmızı kablo buradan sigortadan gelip anahtarıma giden faz hattımı belirlesin. Şurada biraz fazlalık yapmışım. Onu keseyim. Yine aynı şekilde bu kablolarımı soyuyorum. Birini soydum. Şimdi diğerini de soyalım. Burada yine aynı hizada tutuyorum kablolarımı. Pensemi tutup çevirttiriyorum. Ve bunu da kesiyorum. Bantlama işlemimiz yine aynı olacak. Bu sefer anlatmıyorum nasıl bantladığımı. Çünkü az önce detaylı bir şekilde sizlere belirttim. Bu kablomu da getirdim. Sigortadan gelen anahtarımın bu hattına getirdim. Şimdi anahtara bastığımızda bu mavi kablodan faz hattım devam edip gelecek bu kırmızı kabloyla duyumun içerisine gidecek. Onu da sağlamak için şu mavi kabloyla kırmızı kabloyu birleştireceğim. Yine bunları aynı ebatta keseyim. Yine soyuyorum bunları. Bunu da soyalım. Aynı şekilde bu kablolarımı bir tutuyorum. Ve pensem yardımıyla tutup çeviriyorum. Alttan yukarı küçük yaparsanız yavaşça daha kolay olur işleminiz. Ve uç kısmını yine kesiyorum. Aynı şekilde bandımı alıp bantlama işlemini sağlıyorum. Evet, bu atımızı beraber toplama işlemini sağladık. Tekrar anlatayım. Bu kırmızı attım benim faz attığımdı. Fazı getirdim. Anahtarımın bu kırmızı hattıyla anahtarıma bağladım. Burada düğmeye bastığım an mavi kabloyla devam edecek. Burada diğer kırmızı kabloya gelip burada faz attım gelmiş olacak buraya. Mavi kablomu direkt getirip duyuma bağladım. Şu an anahtara bastığımızda lambamız yanacak şekilde bu atımızı topladık. Şimdi bu atımın kapağını kapatayım. Kameramı yakına alıp anahtarımı nasıl bağlayacağımı sizlerle detaylı bir şekilde öğrenelim. Şimdi anahtarımı nasıl bağlayacağımı öğrenelim. Önce anahtarımızın içini söküyorum. Şu tık tık noktasına şöyle elinizle çekerseniz rahatlıkla çıkar. Daha sonra şunu şöyle alın. Şu plastik noktayı ayırın. Anahtarımız bu şekildedir. Bağlantı ucları şurası ve şurasıdır. Bu kablonun birini şu kısma, diğerini de şu alt kısma yerleştireceğim. Anahtarımın düğmesine böyle bastığımda yanacak, bastığımda sönecek şekilde yapacağız.
Şimdi burada kablolarımı yine aynı şekilde eşit uzunlukta kesiyorum. Daha sonra burada kablomuzu çok uzun kesmeyin. Bunu nasıl ayarlayacağım derseniz, bu pensenizin şu kalınlığına iyi bakın. Yaklaşık benim pensemin kalınlığında olur sizinkisi. Pensenizi şuraya taktığınızda şu an görüyorsunuz kablom hiç çıkmadı. Burada çok az çıksın dışarı. Daha sonra şöyle tek seferde söktürün. Yine aynı şekilde mavi kablomu da biraz çıkarttırıyorum ucunu. Çekiyorum. Bu şekilde kablomu soydum. Şimdi tornavidamı aldım. Bu tornavida yardımı ile şuradaki vidaları gevşetiyorum bence. Ve bunu da gevşetelim. Evet. Şimdi bu mavi kablomu ve bu diğer kırmızı kablomu nereye taktığımın pek bir önemi yok. Tekli anahtarlar da tabii ki de. Bu kırmızı kablomu getireyim. Şu üst kısmındaki kontağa bunu önce takayım. Daha sonra bunu tornavida yardımıyla bu vidayı sıkıyorum. Bu vidanın iyice sıkıldığından emin olun. Burada ark yapabilir, atlama yapabilir, sonra da yangın çıkartabilir. Bunlara dikkat edelim. Daha sonra diğer tarafı çevirdim. Yine aynı şekilde bu vidama da diğer kablomu takıyorum. Burada taktığınız kısım hep sağ kısım olsun. Tek kablo bağlayacaksanız. Çünkü vidayı böyle çevirdiğimizde sıkmak için sürekli sağ tarafa dönüyor. Eğer sol tarafa takarsanız vidanız soldan sağa döndüğü için bu kabloyu dışarı çıkarttırabilir. O yüzden bunu sağ kısma takıyorum. Döndükçe içeri doğru bastıracaktır kablomuzu. Bu şekilde. Daha sağlıklı bir takım olacaktır. Evet, bunu taktık kablolarımı. Daha sonra şöyle kontrol edin. Çıkıyor mu? Çıkmıyorsa sorun yoktur. Ve bu anahtarımı getirip tam kasamı ortalayacak şekilde kasamın içine yerleştiriyorum. Bu şekilde. Şurada iki tane vida var kenarda. Bu vidaları bu tornavida yardımıyla sıkıştıralım. Hep birini sıkıştırmayın. Biraz birini, daha sonra diğerini sıkıştırın ki kasanızı tamamen ortalasın anahtarınız. Biraz birini, biraz diğerini. Bunları genelde tornavida yardımıyla yapın. Bazıları bu işlerde şarjlı matkap kullanıyor. Ben önermiyorum şarjlı matkabı. Sizler genelde tornavida kullanın. Yeter. Priz olmadığı için çok da sıkmaya gerek yok. Bu çerçevesini getirip üzerine koyuyorum. Daha sonra şu beyaz kısmı çerçeveyle anahtarımızın ana merkeziyle birleştirecek şekilde hop şöyle takalım. Tamamdır. En son bu anahtarımızın düğme kısmını takıyorum. Anahtarım tamam. Şimdi duyumu bağlama işlemine geçebilirim. Şimdi duyumu nasıl bağlayacağımızı öğreneceğiz. Burada zaten iki tane klemensim var. Bunları önce biraz gevşetiyorum. 1,5'luk kablomuz sığacak kadar gevşemesi yeterli. Burada da iki tane kablomuz var. Zaten olayı çaktınız artık. Bunun birini bir hatta, diğerini de diğer hatta bağlayacağım. Burada ne kadar soyalım derseniz, burada pensenizin şu kısmı kadar soymanız yeterlidir. Şöyle yerleştirdim. Tek seferde çekiyorum. Tamam. Bunu da aynı şekilde yerleştirdim. Tek seferde çektim. Tamamdır deyip bu kablonun birini, şu klemensimin birini takıyorum. Taktım. Ve tornavida yardımıyla sıkıştırma işlemini sağlıyorum. Burada bu bakır kısmın kesinlikle klemensin içine gelmesine dikkat edin. Bazılarınız bu plastik kısmı klemensin içine getiriyor, sıkıyor. Bu sefer plastiği klemens sıkmış oluyor ve buradaki iletim sağlanmıyor. Lambanız yanmıyor. Bunlara dikkat edin. Şimdi diğer kablomu da aynı şekilde klemensimin öbürüne takıyorum. Ve vidasını sıkıyorum. Burada kablomuz fazla kalırsa şu şekilde bükün kabloyu. Şöyle bükün, üst üste gelmesin şu şekilde. Daha sonra hop şöyle çevirip bu duyunuzu monte edersiniz. Şimdi ben duyumu monte edip hemen geliyorum.
Şimdi sigortamı tesisatıma ilave edeceğim. Bu kırmızı kablomu şuradan yaklaşık 1-2 penselik açıda bir soyuyorum. Daha sonra bu kablomu tam ortasından, soymuş olduğum kısmı ortasından ikiye katlıyorum. Ve bu şekilde sigortama takacağım. Sigortamızın üst kısmı şurası, alt kısmı şurası olacaktır. Sigorta kutunuza yerleştirdiğinizde, yukarı kaldırdığınızda sigortanız açılsın. Aşağı indirdiğinizde sigortanız kapanacak şekilde yerleştirin. Bu tesisatıma giden kısmı şuraya takıyorum. Bunu yine tornavida ile sıkınız. Burayı yine bazılarınız şarjlı matkap ile sıkıyor. Ancak elinizle bunların sıkıldığını tamamen hissedin. Şu şekilde biraz daha sıksam kırılacak herhalde sigortam. Bu şekilde durması da işimizi görür. Ve bir parça kablo aldım. Bu kablomun ucunda şu şekilde fişim var. Ben kendi prizime takıp deneyeceğim. Siyah kablom nötr attım. Bu gri kablom da benim faz attım olacak. Gri kablomun ucu eğilmiş zaten. Şöyle yine biraz daha eğeyim. Ve bunu direkt sigortama bağlayayım. Sigortamızın şu alt kısmına da gri kablomu bağlayıp yine bu vidamı sıkıştırıyorum tornavida yardımı ile. Bunun yine sıkıştığına, iyice sıkıştığına emin olun. Evet, bu şekilde iyice sıkıştı. Mavi kablom nötr attımdı. Buradaki siyah kablom da benim nötr attım olacak. Siyah kablom ile mavi kablomu da birleştireceğim. Burada yine şu şekilde bir soyuyoruz. Aynı şekilde bu siyah kablomu da soyayım. Ve siyah kablom ile mavi kablomu birleştiriyorum. Bu da ana gelen nötr hattım olacak benim. Ve uç kısmını yine biraz kesiyorum. Elektrik bandımızı nasıl bantlayacağımızı zaten sizlere öğretmiştim. Bunu da seri şekilde bantlayayım. Ve işlemimiz tamamdır. Şöyle tekrar anlatacak olursak tesisatımızı siyah kablom ile ana nötr hattımı getirdim. Mavi kablomu verdim. Bu gri kablom ile faz hattımı sigortama bağladım. Sigortamın çıkışına da kırmızı hattımı verdim. Buradan anahtarımızdan da duyumuza tesisatımızı oluşturduk. Bu şekilde tesisatım oldu. Şimdi ampulümü duyuma takayım. Şimdi de geçelim test aşamamıza. Evet, devreme enerjimi verdim. Sigortamı kontrol ediyorum. Şu an sigortamda görmüş olduğunuz gibi enerji var. Çıkışında var mı? Yok. Çünkü sigortam kapalı. Sigortamı açtım. Çıkışını kontrol ediyorum. Şu an çıkışında enerji var. Anahtara bastığımda lambamın yanması gerekiyor. Bakalım. Evet, anahtara bastım. Lambam yandı. Lambam söndü. Yandı, söndü. Yandı, söndü. Evet, devremiz bu şekilde olacaktır. Evet, beni izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Buna benzer elektrik öğreniyorum serisinin devamı için aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki serimizde bu tesisatın içerisine bir tane priz yerleştirerek devam edeceğiz. Daha sonra daha karmaşık işlerine bulaşacağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.